Pascal Numa herkesi diskoya götürdü. 4 aylık hamile olan Gülşen sahnede horon tepti. Ve Deniz Çakır Bodrum gecelerinde öylesine hüzünlü görüntülendi ki. İşte dolu dolu bir Bodrum turu geliyor ekranlara. Ay ya. Şevval Sam söyledi, Oktay Kaynarca'dan ayrıldığı iddia edilen Deniz Çakır dertli dertli dinledi. Bodrum'un hem hüzünlü hem de eğlenceli yüzü Magazin 8'de. Değerli izleyenler, size bir arşiv görüntüsü izleteceğiz kısaca. Beşiktaşlı taraftarın her zaman Pascal bizi diskoya götür diye ricada bulunduğu Pascal Numa bu istekleri yerine getirdi ve Bodrum'da herkesi diskoya götürdü. Bir disko tutkunu olan Pascal plaj partilerinde yüzlerce Bodrumluyu işte böyle eğlendirdi. Dört saat müziğin eksik olmadığı Bodrum'da şimdi de Bodrum gecelerindeyiz. Yavrum kaldır kollarını, teslim ol etrafın sarılı. Sabret af çıksın sana, ben öptüreceğim bu evin yollarını. Artık diskolarda, gece kulüplerinde, DJ'lerin müzik programlarında misafirlerle iletişim kuran şovmenler hayli revaçta. Pembe çiçekli tacı, pembe kıyafeti, pırlanta taşlı takılarıyla Demet Akalın da Bodrum'da sahnedeydi. Demet Akalın sahnede ünlü DJ Suat Ateşdağlı'nın da doğum gününü işte böyle kutladı. İyi ki doğdun Suat, mutlu yıllar Suat, iyi ki doğdun. 38. yaşını kutluyoruz. Doğum günü kutlaması seyirciyle sohbetin ardından sahneye dansçıları çıktı ve Demet Akalın çok sevilen şarkısı Koltuğu seslendirdi. Demet Akalın'dan Gülşen'in konserine geçiyoruz. Annelik için gün saymaya başlayan Gülşen'e sahnede bu saç modeli çok yakışıyor söylemeden geçmeyelim. 4 aylık hamile olan Gülşen bu arada sahne kostümlerini de değiştirmeye başladı. Artık hamile tulumları ve bol elbiseler giyiyor Gülşen. Değerli eşi Ozan Çolakoğlu da DJ kabininden Gülşen'e bu konserde eşlik etti. Yatacağız, hop oradayım. Yatacağız Kalkacağız şarkısındaki dans figürleri de değişmiş. Karadeniz'den horonu da eklemiş Gülşen dansa. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, hop oradayım. Dağlar bayırlar olsun yollar, hepsi hikaye, bir aradayım. Oktay Kaynarca ile ayrıldığı iddia edilen Deniz Çakır, Şevval Sam'ı dinlemeye gitti. Saçları, otantik kolyesi, yılan derisini andıran yazlık kıyafetiyle Deniz Çakır şarkılara da eşlik etti. Ay, 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 ay,
Bodrum'un geceleri hep eğlenceyle, hep dansla olmuyor işte. Deniz Çakır belki hüzünden, belki de aşktan böyle bir ruh haline bürünmüştü Bodrum'da. Bodrum'da sahne alan Şevval Sam tam 8 yıl sonra Bodrum Masalı isimli diziyle ekrana döneceğini de açıkladı. Ben tekrardan bir diziye başlamış oluyorum. Bilmiyorum, yani başlarda biraz heyecanım belli oluyor olabilir ama tabii 9 bölümü çektik biz. Aşk öyle elinde olan bir duygu değil ki. Kimse varken ayrılabilmiş. Timuçin Esen, Murat Aygen, daha ismini sayamadığım çok güzel insanlarla bir arada olunca benim de üzerime düşen o enerjinin içinde akmak. Hem sahne hem de dizi setinde yoğun bir koşuşturma içinde olan Şevval Sam bugünlerde sağlığına daha fazla dikkat etmeye başladığını söyledi. Sağlık zaten ister istemez bir güzellik getiriyor insana. Herkes için geçerli bu. Yaşam enerjimi kaybetmediğim müddetçe birileri hala bana güzelsin demeye devam edecek gibi. Yani insan işte 40'lı yaşlarına geldikten sonra yediklerine biraz daha dikkat etmek zorunda kalıyor. Tabii gençlikte neler yemişiz, metabolizma daha hızlı çalışıyor. Evet. Vejetaryenim aslında, ben onun insanı çok sağlıklı tuttuğunu düşünüyorum.